Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun ve 15 yaşındaki oğlu Ali Sadi ile Beyoğlu'nda bir restoranda buluştu. Mehmet Ali Bey, merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sizi çok hayırlı bayramlar herkese. Daha bayram gelmeden. Çok teşekkür ederim. Nice bayramlara hep beraber inşallah sağlıkla. Sizinle bayramınız kutlu olsun. Sizin. İftarlar yapıldı. Evet. Allah kabul etsin. Oğlumuzla birlikte gel aşkım. Annesiyle birlikte aylık rutin oğlumuzla ilgili toplantımızı yapıyoruz. Tabii ki. Ne gibi kararlar? Ne gibi kararlar alındı efendim aylık toplantı? Kararlar değil ya, yıllık toplantı, işte aylık toplantı. Okullar nasıl gidiyor, dersler nasıl gidiyor? Ne gibi önlemler alıyoruz? Her velinin yapması gereken şey, yani başıboş bırakmayacaksınız evlatlarınızı. Asla. Ortalık çok tehlikeli. Ali Sade Erbil derslerinin iyi olduğunu söyledi. Nasıl gidiyor peki dersler, nasıl? İyi. Var mı problem? Yani. Problem oldu mu babası burada. Ay, buzum benim. Sizin boynunuzu da geçmiş. Maşallah var. Geçmek ne kelime. Fark attı. Evinde geçirdiği kazanın ardından ölümden dönen, kök hücre ve fizik tedaviyle sağlığına kavuşan ünlü şovmen tekrar film ve dizi setlerine döneceğini belirtti. Efendim çok iyi gördük sizi bu arada. Çok gençleşmiş gördük. Çok şükür. İnşallah filmlere de başlayacağız. Hayırlısı olsun. Yakında anlaşmalarımız olur. Güzeleceğiz inşallah. İnşallah. Seyredeceksiniz. Efendim ne gibi projeler? Sinema filminden bahsedelim biraz. Dizi var, sinema var. Yeni Volt giriyor şeye. Tuğba'cığım sen bırakıyorsun. Ali ile amcasını. Bahsediniz. Hadi evde görüşürüz. Evde görüşürüz. Mehmet Ali Erbil, geçen yaz sert bir polemik yaşadıktan sonra barıştığı eski dostu Seda Sayan'ı övdü. Gençleşmişiz derken Seda Sayan'ın da paylaşımı vardı. Bu bacaklar 20 yaşında da yoktu. Ben de 25 santim inceldim dedi. Evlilik arifesinde kendisi 7. kez. O her zaman güzeldir. Her zaman genç, her zaman güzeldir benim canım. Teşekkürler. Erbil, şoförünün kullandığı arabaya binerken eski eşi Tuğba Coşkun da oğlu ve ünlü şovmenin abisiyle beraber uzaklaştı.